uzun yıllardır herhalde Fransa bisikletinde bu kadar favorisi belli olmayan bir seneye girmemişizdir. O da mesela rüzgarın olabileceği bir gün. Ya yani daha o günden mesela bir kazanan belli olmayabilir. Her zamanki klişe değil mi ama Tour de France'ı geri kalacak, o podyum hayalinden geri kalacak isimlerden bazılarını görmüş olabiliriz. Thibaut Pinot benim favori bisikletçim ve evet. 2019 Fransa bisiklet turunu Thibaut Pinot kazanacak buradan. Bu kameraya da söylüyorum, bu kameraya da söylüyorum. O yüzden çok heyecan verici bir profil olduğunu söylemek lazım. Her şey beklenebilir mi sene Tour de France'da? Sokrates'ten herkese merhabalar. 2019 Fransa Bisiklet Turu öncesinde özel bir programla karşınızdayız. Ben İnan Özdemir, Caner Eler'le birlikte Kaçış Grubu'nun ilk bölümünde karşınızdayız. Aslında Kaçış Grubu ismini seçmemizin hikayesinden bahsetmemiz gerekiyor ki çok da bir hikayesi yok. Klişe bir isim zaten Kaçış Grubu. Fakat şöyle bir tarafı var. Zaten çok düzenli bir bisiklet programımız olmamıştı bugüne kadar. Bir kaçış grubu gibi yani dönem dönem Tour de France boyunca belki de daha sonraki bisiklet yarışlarında karşınızda olacağız efendim. Burada ekipmanımızda tam gördüğünüz gibi Tour de France'da kesinlikle kullanılmayacak bir bisikleti koyduk arkaya. Alakasız bisiklet koyduk. Çünkü Tour de France heyecanını sonuna kadar yaşatmak istiyoruz Sokrates Stüdyo'da. Tabii her etapta kaçamıyor herkes. Biz de her gün kaçamayacağımız için, her gün bu programı yapamayacağımız için aslında çok da bağdaşıyor isim olarak. Yani Lilian Calmejean gibi, Sylvain Chavanel gibi eskilerden ara ara kaçarken göreceksiniz evet. Bizi burada. Tabii. Yani Tour de France boyunca sadece bir kere değil de birkaç kere kaçmaya çalışacağız. Aynen öyle. Bu latifeyi uzatmışken aslında sana bırakıyorum yönetimi. Neyle başlayalım? Bir sürü konu var tabii. Tour de France öncesi her zaman en büyük yaşadığımız mevzu o kadar bir şey birikim olur ki ne konuşacağımızı hani nereden başlayacağımızı bilemeyiz. Aslında bu sene turun hikayesi biraz Chris Froome üzerinden yazılacak ki Chris Froome orada yokken bu sefer onun üzerinden yazılacak. Çünkü işte Tour de France direktörü Christian Prudhomme da geçen dedi. 2013'ten beri Chris Froome turun merkez karakteri. Evet. Yani tepesindeki karakter, ana karakter ve hikaye ya onun üzerinden ya onun tarafından ya da ona karşı anlatılıyor. Hep bir şekilde Chris Froome'dan bahsediliyor. Fakat bu sene Tura bir ay kala yaşadığı o sert kazadan dolayı, hayati tehlike geçirdiği kazadan dolayı Chris Froome turda olmayacak. Öncelikle böyle bir garipliği var ve 5. Fransa bisiklet turu zaferini kovalayacağı bir turda olmayacak Chris Froome. Çok büyük bir anlamı var bunun. İşte 76'da Eddy Merckx'in olmadığı turla kıyaslayan var, 83'te Bernardino'nun olmadığı, Laurent Fignon'un kazandığı turla kıyaslayan var ama uzun yıllardır herhalde Fransa bisiklet turunda bu kadar favorisi belli olmayan bir seneye girmemişizdir. Evet yani Chris Froome'un olmaması bir kere. Tamam Team Ineos ya da eski adıyla Team Sky burada ama yine de güçlüler. Kadroları çok iyi. Ama Froome çok ağır basan bir karakter olduğu için bir de bu sene formda olduğu konuşuluyordu. Hatta zihinsel olarak da çok rahatladığı konuşuluyordu. Geçen sene çünkü böyle üzerine bir bulutla girmişti Tour de France hatırlanacaktır. Yani geçen sene farklı şekilde negatif konuşularak girilmişti. İşte bu Salbutamol davası, La Vuelta'dan kalan yani muhabbet. Orada zaten bir böyle sürüncemede girmişti. Şimdi de yok. Ve olmaması demek dediğin gibi birçok bisikletçiyi de iştahlandırmış durumda. Çünkü Froome olunca biliyorsun Sky'ın ne yapacağını ya da Ineos'un ne yapacağını baştan kontrol etmeye çalışacaklar. Yani Ineos ve ya da Sky ve bu da bizi şey yapıyor sürekli bir... Aynen sürekli iki türlü söylemek zorundayız. Sürekli iki türlü söylemek zorundayız. Çünkü bazı aşina olmayan seyircilerimiz olabilir Ineos takımına. Froome daha önce bir kere önceki seneki Giro'yu kazanırken o meşhur atağını yaptığı sene sonradan gelip kazanmıştı. Yoksa hep genelde kontrol ederek zaten Sky'ın veya Ineos'un taktiği de o. Yani bir şeyleri kontrol edip baştan neyse işte haftalık yarışsa, 3 haftalık yarışsa onu kontrol edip rakiplerini hep dizginleyip işte hep kırbaçlayıp kendisi kontrol altında tutup sonuna kadar götürmek üzerine kurar. Bu sene ama onu yapabilecekler mi? En büyük soru işaretlerinden biri Froome'un yokluğunda. Tabii Froome'la ilgili tarihsel olarak baktığımızda da bir 2012'de Bradley Wiggins'in liderliğinde ket vurulmuştu. Belki de orada bir Tour de France gitti. Belki kazanabilecekti. Sonuçta 1-2 bitirdiler orada hatırlatalım. Arada çok garip bir kaza yaptı biliyorsun. 2014'te. Nötral bölgede aynı 2014'te Nibali'nin kazandığı yerde ki Nibali iyi başlamıştı ama sonuçta orada Froome'un olması başkalaştıracaktı yarışı muhtemelen. Belki Froome çoktan 5.'yi kazanmış olacaktı ama tarih böyle okunmuyor. Yoksa derdin ki işte Jordan'ı ortadaki 2 senede oynasaydı 2 şampiyonluğu daha olacaktı diyebilirsin. Bir sürü şey üretilebilir böyle varsayımlar. O yüzden de yani Froome için de bu hep böyle bir bisikletçiler için
böyle bir şey konuşulur ya, uğursuzluk. Bir şeyi çok hedefe koyarsan, çok kafaya takarsan önüne daha fazla şanssızlık çıkıyor gibi mevzular olur ya. İşte George Incapi için geçmişte çok konuşulur bu. Birçok bisikletçi için vardır bu tip şeyler. Luis Ocaña mesela bunun en önemli örneklerinden biridir belki de. Kazandı turu ama yani kariyeri o saplantıyla beraber bambaşka bir şeye dönüşmüştü psikolojik olarak. Eddie Merckx saplantısı özellikle. Şimdi Froome için de sanki o 5. şampiyonluk şeyi böyle bir önüne gelmeye başladı. Bu tabii işin uğur yorumu. Ama Tim Ineos şimdi bambaşka geliyor. Favorileri şimdi birazdan konuşuruz ama dediğin gibi bu yarışı da Froome'un olmaması üzerinden gelen Sky'da yine bir ortak liderlik olacak. Geçen sene de bir ortak liderliğe dönüştü ama yarış içinde dönüşmüştü. Bu sefer baştan bir ortak liderlik konuşuluyor. Bernal ve Geraint Thomas arasında Egan Bernal. O yüzden de diğer her favori olabilecek isim de işte Kruijswijk'ından tut Adam Yates'ine, Romain Bardet'sinden Thibaut Pinot'suna daha birçok isim konuşulabilir. Şu an çok daha iştahlı geliyorlar tura. Orada istersen isimlere bakalım biraz. Çünkü hakikaten de Chris Froome varken Chris Froome'un ağırlığı bütün turda hissediliyordu. Yani 2012'den itibaren baktığında Bradley Wiggins'in kazandığı sene, sonra Nibali'nin kazandığı sene biz hep şeyi gördük. Geraint Thomas'ın kazandığı sene de bile rakip takımlar Froome varken ve Team Sky en tepe gücündeyken yapacakları hamlelerden bile korkuyorlardı. Evet. Zaman. Bu sefer daha özgür bir tur. Bazen ikincilik, üçüncülük kabullenme durumu bile olabiliyordu. Aynen. Psikolojik olarak. Yani ikincilik, üçüncülük için yarışanlar oluyordu. Evet. Ama bu sene daha açık bir yarış var. Yani yarışın başında takım zamana karşı var. Evet. 27 kilometrelik bir bireysel zamana karşı var ikinci haftada. Evet. Ama baktığında ilk haftadan itibaren başlayan yoğun bir tırmanışlı parkur görüyoruz. Ve burada bazı hataylar var. Öncelikle Team Ineos'tan başlayalım. Evet, Geraint Thomas geçen senenin şampiyonu. Ama baktığımız zaman Geraint Thomas tura çok formda mı geliyor? Hayır. Evet. Egan Bernal şu anda Ineos'un direkt ortak lideri olarak görülüyor. Ama Egan Bernal bir Tour de France tecrübesi olan isim mi? Hayır. Ineos'un sence şansı ne burada? Ineos'tan başlayalım. Evet, favorilerde tabii yine Froome yokluğunda yine favorilerin başında Team Ineos'un iki lideri var. Geraint Thomas, evet, dediğin gibi İsviçre turuna kadar olan bölümde çok formda olduğunu hissettirmedi. Bu Tour de France son şampiyonunun genelde yaşadığı problemlerden biri oluyor. Eskiden bu şeyler işte kainat güzeli, dünya güzeli seçince dünyayı dolaşıyor ya, işte çeşitli UNESCO için, çocuklar için falan. Tour de France şampiyonu da şampiyonluktan itibaren önce kriteriyumlara gidiyor. İşte bir de Geraint Thomas çok alelade de bir şampiyon değil. Hani Galler'den çıkan özel bir de Britanya basını var orada. Çok büyük basını gösterdi bir isim. Üstüne üstlük de çok hayır demeyen, sempatik, iyi ilişkiler kurmayı da seven bir şampiyon. Ve bütün dünyaya dolaşmaya başladı. İşte Japonya'da kriteriyuma gitti. İşte o meşhur kimonoları giyerler yani meşhur fotoğraflar yansır ondan sonra. Ondan beridir de hep böyle ölü sezonu o kadar da hani istediği gibi çalışarak geçirmediği konuşuluyordu. Hatta onun böyle biraz bira içmeyi de sevdiği biliniyor ya. Bir tane de bira reklamı yapmış galiba en son. Şeyi yazıyordu orada da. Tur bitince bu arkadaşımın güzel birasını içeceğim. Arkadaş galiba üretmiş. Tam hatırlamıyorum reklamı. Yani biraz da hayatını yaşamayı da bir yandan. Sonuçta 32-33 yaşında. Yani 25-26 yaşında kariyerinin başında bir isim de değil. O hayatına kendini mutlu edecek şeyleri de yapmayı da ihmal etmemeye çalışıyor. Bir yandan bisikletçilerin çok fedakarlık yapması gerekmesiyle beraber bir ikilem oluşturmasına rağmen bu. Bu bir onda zaten bir form şüphesi oluşturuyordu. Bir yandan İsviçre turundaki kaza sen de bahsettin. Acaba fiziksel olarak ne kadar toparladı? Üstelik son dönemde meşlerinde hep şeyden bahsediyor. Sen de görmüşsündür. Bazı şeyde çalışmam lazım. Hı-hı. Hani yine hazır olacağım diyordu. Ama geçen gün mesela Greg LeMond bir röportaj varmış. Geraint Thomas'ı hani öyle olabilir, böyle söylüyor olabilir. Ama genelde zaten İsviçre turunu kaza yapmasa da muhtemelen orada o kadar iddialı olmayacaktı. Orayı antrenman olarak kullanacaktı diyor. Yani ben o kadar da kötü bakmıyorum Geraint Thomas'ın durumuna diyor. Öyle bir durum da olabilir. Şimdi Geraint Thomas'ın dilenmesi hem tecrübeli, hem geçen sene şampiyonu özgüvenli ama bir yandan da form durumu şüpheli. Senin dediğine geliyorum. Egan Bernal çok formda. Şu anki parkuru her etabına uygun. Bir kere çok iyi zamana karşıcı. Evet. Kolombiyalara genelde nadir rastladığımız bir durum. Uran'da var ama Uran'da dağlarda o kadar hükmedemiyor mesela. Bernal ise dağda da çok iyi. Yüksek irtifada, yokuşlarda, dik yokuşlarda. Ve çok akıllı, yaşına göre çok olgun olduğu hep konuşuluyor. İşte bu Van der Poel, Fun Van Aert üzerinden de konuşulan var ya, artık bisikletli olgunlaşma yaşı 25-26 değil de 21-22'ye geliyor. Yani jenerasyon değiştikçe normalde 25 yaş altı yapılıyor ya gençler sıralaması. Aslında artık yeni jenerasyonun daha erken adapte olduğu bazı şeylere. Hani tecrübesiz denen aslında bisikletçilerin çok fazla şeyden beslendikleri için bisiklet izlerken veya işte takip ederken ya da erken yarıştığı için çok da erken olgunlaştığı konuşuluyor. Bernal'in aslında zihinsel o kadar tecrübesiz olmadığı konuşuluyor. Ama ne olursa olsun kenara not etmek lazım. İlk Tour de France. Evet. Yani bu o kadar önemli bir nokta ki
22 yaşında olmasından daha önemli bir nokta. Bir yani 22 haftalık, yaşında olup 3 defa 3 senedir Tour de France'da geliyor olabilirdi. Bir de 3 haftalık bir yarış çıkarmak gerçekten çok zor. Yani aynen, burada Rich Port, Geraint Thomas bunlar hayatları boyunca 3 haftalık bir takımın aynen, lideri olmak için beklediler. Egan Bernal bunu 23 yaşında yaşadı. Kaç tane hayal kırıklığı yaşandı orada o hikayelerde ve öğrendiler yani. Ve yani kaldı ki sarımayı ele geçirdi diyelim. İlk dinlenme gününde öyle bir medya baskısı görecek ki, öyle bir taraftar, öyle bir kamuoyu görecek ki, pelotondaki diğerlerin ona öyle bir baktığını görecek ki, bunlarla baş etmek kolay değil. Hele takım zamanına karşı sarımayı üstüne geçir diyelim. Evet. Olabilir. Yani ikinci etapta çünkü olabilir. Bernal de olabilir orada. İlk geçer belki. O enteresan olabilir işte ondan sonrası. Çok aynı Geraint Thomas'ın üstüne geçirdiği gibi sarımayı. Orası ayrı. Yani Ineos gene güçlü. Takım bu arada çok iyi. Yani sayalım takım da bu sen arada. Sen bahset. Thomas ve Bernal dışında Kwiatkowski süper domestik. Football süper domestik. Jonathan Castroviejo iyi bir zamana karşıcı. Evet. Luke Rowe ve Dylan Van Baarle, Gianni Moscon gibi isimler hem düz hem de orta seviye etaplarda Ineos'un yükünü çekecekler. Çok iyi. Bir en güçlü takım yine burada. Bir özellik daha var. Birbirine çok alışık bir takım. Yani geçen seneki 8'liden galiba 5'i burada yine. Ve bu ne demek? Birbiriyle artık neredeyse telepatik, her şeyi rahat rahat. Yani konuşmadan halledecek bir ekip var. Bu da takım gücünü çok yukarı çeken bir unsur. Orada Geraint Thomas'la ilgili bir not da ettim. Bana Geraint Thomas hep biraz Bradley Wiggins'i hatırlatıyor karakter olarak. Yani mesela Chris Froome süper atlet belli açılardan. Yani Chris Froome bugün bir tane kazansın, yarın ikinciyi kazanmayı, üçüncü kazanmayı düşünüyor. Bütün hayatını ona obsesif bir şekilde takabiliyor. Ama Geraint Thomas öyle bir karakter değil. İşte bizim dergide de bu ay Socrates dergide yaptığımız özel Fransa Bisiklet Turu dosyasında da geniş bir Geraint Thomas röportajı var. Murat onu tepeye şöyle bir koyar. Onu da almanızı tavsiye ederiz. Alexis Menüş yaptı Socrates Almanya'dan. Orada da anlatıyor. Yani bir şampiyon olmanın keyfini senin söylediğin gibi yaşamayı tercih etti. Evet, tamam. Ve bu bir tercih de sonuçta saygı duymak lazım. Ama bazı sporcular böyledir. Bazı sporcular da Froome gibi obsesif ve manyak bir şekilde 4, 5, 6 kaç oluyor sonra çalışırlar. Ya başarının tek bir gidiş yolu yok ya. Hep bunu konuşuyoruz zaten. Yani Geraint Thomas zihinsel olarak kendini böyle besliyorsa böyle başarılı oluyor. Ama Froome mesela daha takıntılı, daha detaycı. Mesela Geraint Thomas ise daha akışına bırakabiliyor. Ama Geraint Thomas da çok bu konuda kendini geliştiren, zihinsel olarak bisiklete çok odaklanan, yani yarışırken birisi olduğunu hep görüyoruz zaten geçen sene de olduğu gibi. Derken istersen diğer favorilerden konuşalım. Evet. Çünkü vakit kalmayacak. Yoksa bir sürü favorimiz var. Bir de açık yarış dedik ya. Aynen, açık yarış dedik ve artık Fransa Bisiklet Turu kazanacak mı bu adam diye yıllardır beklenen bir isim. Nairo Quintana. Bu sene yine önünde büyük bir şans var. Evet. İşte az önce ben şeyden bahsettim, Geraint Thomas röportajından. Bu yine Edward Pickering, İngiliz gazeteciyle konuştuk. Edward Pickering'in söylediği bir şey var. Nairo Quintana için bizim dergide anlattığı şey, her sene artık bu son şansı diyoruz. Evet. Ama gerçekten bu son şansı Nairo Quintana'nın muhtemelen büyük seviyede. Evet. Çünkü İtalya Bisiklet Turu kazandı, İspanya Bisiklet Turu kazandı. Ama baktığımızda son yıllarda kariyerinde, özellikle Fransa Bisiklet Turu kariyerinde bir düşüş var. Yani 2013'ten 2015'e giden o çıkışından sonra Nairo Quintana'nın artık 3 haftaları kaldıramadığını görüyoruz. Artık büyük tırmanışlarda, son haftalarda patladığını görüyoruz. Zamana karşısını geliştiremedi. Rüzgarlı etaplarda bir şekilde sorun yaşadı. Movistar'ın liderlik bunalımı içerisinde bir türlü alfa karakter olamıyor. Öne çıkıp bir türlü masaya yumruğunu vuramıyor. Ve baktığın zaman ultra yetenekli, belki de bisikletin 2000'lerde gördüğü en yetenekli tırmanışçılardan birinin Fransa Bisiklet Turu'nu kazanmadan kariyerini bitirme ihtimali var. Çünkü bu seneden sonra Movistar'dan da ayrılacak söyleniyor. Ve bundan sonra World Tour seviyesinde de yarışmayabilir. Farklı bir tercihde yapabilir. Arkea Samsic falan. Evet, Arkea konuşuluyor şu anda onun için. O yüzden Nairo Quintana için hakikaten son büyük şans olabilir. Ya şöyle, ya tabii zamanda doğru faktörlere denk gelmek çok önemli oluyor. Bazı, her sporda bunu bulabilirsin. İşte basketbolda, NBA'de çok vardır. Futbolda belli takımların denk gelmesiyle ilgili vardır. Quintana da öyle senelere denk geldi ki bazen. Bazı kendi elinde olmayan şeyler de oldu. İşte bir tanesi mesela senin bahsettiğin o rüzgarlı etaplardan bir tanesi 2015 olması lazım. Hollanda'da başlamıştı Tour de France. Zeeland etabında ikinci etaptı galiba ya da ilk etapta olabilir. Yani çok kendi elinde de olmayan bazı problemler oldu ve orada kaybettiği zamanla Tour de France'ı kaybetti. O sene hatırlayacaksın, olağanüstü bir dağ performansı göstermişti. Yani o gün olmasa, o gün rüzgar problemi olmasa, ama işte şampiyonluk böyle bir şey Tour de France'da. Yani Sarı Mayo'da sadece yüksek irtifa değil, yokuş çıkarak kazanamıyorsunuz. Yani hele modern dönemde. Hele modern dönemde. Ha, olabilir ama o sene faktörlerin çok sizin yanınızda olması lazım. İşte belki rakiplerinizden birisi sakatlanması gerekir. İşte kaza yapabilir. İyi zamana karşılardan biri. Rüzgar sizin tarafınızda olur falan falan. Böyle şeyler olduğunda bir bakarsınız iyi bir yokuşçu olarak şampiyon olabilirsiniz. Ama genel teamüllere baktığında modern bisiklette, artık modern Tour de France'da her gün iyi geçirmeniz gerekiyor. Ve çünkü şimdi bazı etap profilleri de değişti. İşte 115-120 kilometrelik yüksek tempolu daha etapları da var. Burada da mesela bir yanda böyle işte hafif dinlenerek başlayıp sonra yokuşlarda kendinizi gösterme şansı yok. Baştan itibaren tetikli olmanız gerekiyor.
Froome'un kazasını hatırlatacağız tekrar. Hatırlatalım tekrar. 2014'teki kaza nötral bölümde oldu. Her an dikkatli olmanız lazım. Ve orada omzunu kırdı. Sonra mesela 10. etapta mesela aynısını Alberto Contador inişte yemek yemeye çalışırken, yani normal bir inişte yemek yemeye çalışırken kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı. Quintana'da ne kadar dağlarla ve yüksek irtifa ile ilgili obsesifse ve o konuda yetenekliyse diğer taraflarında bir türlü kendini tam geliştiremediğini gördük. Bir de Movistar takımının içerisindeki o yani nasıl desem gizli kral hep Alejandro Valverde olduğu için, hep yanında o olduğu için aslında bence hep bir süper domestikten de eksik kaldı. Yani dağlarda hep bence bir problem yaşadı. Onu da çok hissedebiliyorsun ki bu senede mesela şimdi Mikel Landa ve Valverde olacak. Yani eksik olarak. Şimdi Quintana problem, ya kağıt üzerinde lider gözüküyor. Ama problem yaşadığı ilk anda, ilk problem olduğunda takım ona destek olmaktansa diğer adamlar öne çıkacaklar büyük ihtimalle. O yüzden de son şansın da stres daha da büyük. Ama işte Greg LeMond gene o röportajında çok güzel bir şey söylemiş. Ben şeyi anlamıyorum diyor, antrenörüyle ne yapmak istediklerini. Daha çok Avrupa'da bulunmaları gerekiyor bence diyor. Daha çok Avrupa'da yarışa girmeleri gerekiyor diyor. Avrupa pelotonunun davranışlarını, o işte onları mesela özümsemede bazen zorlanıyor diyor. Haklı. Mesela o kadar senedir iletişim açısından İngilizcesi de mesela gelişmedi. Bu bile önemlidir. Ki Movistar'da kalması bence onun için kötü oldu. Bence onun için mesela bir tane belki Sky gibi bir takımda olsa Quintana'nın kariyeri de farklı olabilirdi bu arada. Ya kesinlikle. Bütün sene insan Kolombiya'da geçirdiğinde Kolombiya dağlarına alıştığında sonuçta Hollanda rüzgarını da senin görmen lazım. Evet. Fransa taşlı yollarını da görmen lazım. Senin İtalya dağlarını da özümsemen lazım. Senin söylediğin nokta çok önemli. Bir de orada şey detayı veriyor. O da güzel. Greg LeMond. O kadar yüksek irtifada kaldığın zaman evet kırmızı kan hücrelerin artıyor. Bisikletçiler ve özellikle dayanıklılık endurance sporcuları gidiyorlar bunun için. Koşucularda. Ama onu iyi ayarlamak lazım zamanını. Çünkü o zaman da güçten düşüyorsunuz. Yani patlayıcı gücünüzü kaybediyorsunuz diyor. Çok yüksek irtifada kaldığınızda. O hani yokuşlardaki patlayıcı gücünü eskisi gibi göremiyoruz. Quintana'nın ki en önemli özelliğidir. Yani açıkçası bu sene o sene mi? Sanki bu sene takım içinden başka birisinin o senesi olabilirmiş gibi bir hissiyat var bende. Yani Mikel Landa mı? Evet, bana da sanki daha Landa formda ve daha bu şu anki profile daha uyacakmış gibi geliyor. Ama bir yandan da bu senenin, birazdan parkuru daha geniş konuşuruz. Vertical, yani dikey limit gibi bir durumu var. Gerçekten yüksek irtifa senesi bu sene, parkuru tanımlamak gerekirse. Ed Pickering de böyle tanımlıyor zaten. Yüksek irtifa teması var diyor. Bu da bir yandan Quintana'ya çok uyuyor. O yüzden zaten öngörmenin daha zor olduğu bir turda Fransa'dan bahsediyoruz. Yani Mikel Landa da süper yetenekli bir isim ama bu sene işte Carapaz'a Ciro'da yardım etmesi onu biraz yordu tabii ki. Yani bu sene baktığında yani Ciro ile tur arasındaki mesafe de daha az geçen seneye göre. O yüzden yorgun gelecek ama sonuçta ne olursa olsun Froome gibi bir ana karakterin olmaması Quintana'nın da Landa'nın da yüksek irtifada şansını artırıyor. Niye gülümsüyorum biliyor musun? En son Valverde dün şey demiş, hiç hayatımda bu kadar ince olmamıştım. Gelip 40 yaşında yani, Fransız yatırı kazandı. Yani onu görünce şey dedim. Önünde Landa ve Quintana var ama baba şey çünkü biliyorsun. Baba yine gelecek. Yani o kazanma hırsı hiçbir zaman tükenmeyen, sen dedin ya o adamlardan biri olduğu için. O fırsatı görürse şey yapar yani. Bir başka Ciro yorgunda mesela Vincenzo Nibali, yine bir başka tecrübe abidesi. O da sürekli beklentileri düşürüyor. Diyor ki ben buraya Polkadot mayo için geldim. Hı hı. İşte dağların kralı mayosu için geldim ama Nibali de şansını deneyecektir. Fakat ben buradan Fuglsang'a geçmek istiyorum. Nibali'ye çok kısa değinip. Süper. Jakob Fuglsang bu senenin en formda bisikletçilerinden biri. Belki de en formda bisikletçi. Sen de çok seversin. Evet, çok severim ben de. Çünkü daha eskiden Andişili'nin domestiği olduğu yıllardan, sevgili dostum Nuri Kalyoncu'ya da buradan selamlar. Selamlar. Ondan sonra o da çok sever. Andişili'nin domestiği olduğu yıllardan itibaren iyi bir karakterdir. Yani Sport'ta demiş ya, bisikletin en iyi karakterlerinden, en iyi insanlarından biri. Fakat bir 3 haftacı değil. Yani 3 haftalık bir büyük tur yarışçı da değil. Bu sene Liège-Bastogne-Liège'i kazandı. Flèche Wallonne'da, Amstel Gold Race'de, Strade Bianche'de hepsinde faktördü. Klasik mevsimini çok iyi geçti. Ama şimdi 3 haftalık bir yarışın da en formda isimlerinden biri olarak geliyor. Jakob Fuglsang aslanı bunu kaldırabilir mi? Ya müthiş bir sene geçiriyorlar bir kere. Şubat, Mart'tan itibaren neredeyse bütün haftalık turları domine ettiler bu sene. Üstüne Fuglsang da Nisan'da Bahar Klasikleri'nde 3-2-1 oldu. Yani Ardennes Klasikleri'nde daha doğrusu. Liège'i kazandı. Ya olağanüstü bir sene geçiriyor. Dauphine'de ne kadar formda olduğunu bir kez daha gördük ki 2 sene önce de kazanmıştı. Gene kazandı. Fuglsang hakikaten haftalık yarışlar için yaratılmış bir adam gibi ve iyi yakışlı klasikler için. Ama en büyük sorun hep şu konuşuyoruz, sen de söyledin. 3 haftanın, yani şöyle bir şey vardır büyük turlarda. 1-2 haftayı bazen bisikletçiler çok iyi geçirir. Bunu mesela geçen sene Adam Yates'te de görmüştünüz ama Ciro'da görmüştünüz. Ama 3. haftayı çıkarmak başka bir meziyet. Bazı bisikletçiler o yüzden formsuz girerler hafif. Temper'ı 3. haftaya doğru yaparlar. Mesela Quintana bunu çok yapar. Yani 3. haftaya daha formda olmaya çalışır ki orada sert yokuşlar daha yoğun olduğu için.
Ya da en son zaman bir zamana karşı olur ki bu sene yok. Bu sene Parkour'un zaten en önemli özelliği o. Birazdan konuşuruz. O yüzden de Fuglsang bu kadar formda olması iyi mi kötü mü? Üçüncü haftaya ne kalacak onda, o en önemli konu. Sempatik domestiklikten, sempatik süper domestikliğe gelmişti. O Şilek kadrosunda olağanüstü bir karakterdi hakikaten. İşte Lüksemburg'da galiba aynı evde falan kalıyorlardı. Çok zaten hep güler yüzlü, çok sempatik bir adamdır. Artık 32-33 yaşına geldi ve son birkaç senedir işte bir lider olma durumu var. O 3 haftanın sonunu getirirse ben çok mutlu olurum. Aynı ben senin gibi. Yani çünkü çok iyi bir karakter ve umarım oraya getirir. Yarışı da çok keyiflendirir. Çünkü aslında çok kuvvetli bir takım. Eğer Ineos bu yarışı domine edemeyecekse bunu sağlayabilecek takımların başına Aslan'a geliyor. Takım gücü olarak söylüyorum. Takımdaki her bir bisikletçinin ayrı bir silahı var. İşte Lutsenko'dan tut Pero Bilbao'ya kadar. İşte Luis Leon Sanchez'den Gorka İzagirre'sine kadar. Magnus Cort Nielsen'i var. Omar Fraile'si var. Çok güçlü kadro. Çok iyi kadro. Yani takım zamana karşı da çıkarabilecek bir kadro. Üstüne üstlük ortadaki o kısa bireysel zamana karşı Fuglsang zaten iyi çıkarabilir. Önemli olan için yüksek irtifada ne yapacak? Ve yani az önce konuştuğumuz şey burada. Fuglsang bir de bir yandan ilginç bir karakter. Yani kendini de çok eleştirdi. Kariyeri içerisinde ben galiba lider değilim dedi. Ben liderken bunalıyorum, kötü performans veriyorum dedi. Ben galiba büyük turcu değilim, klasikçiyim, tek günlük yarışçıyım dedi. Hem bir psikolojik tarafı var işin ama senin söylediğin fiziksel taraf çok önemli. Sporda biz hep şunu görüyoruz. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz bunların hepsinde formda olamaz. Bir tek Valverde olabilir. Yani bir tek Valverde. Ama o da 3 haftayı kazanamıyor mesela. Yani tabii. Büyük Tour de France'ı kazanamıyor. Aynen öyle. Yani sen şimdi Şubat'ta yarışta faktör oluyorsun. Mart'ta faktör oluyorsun. Nisan'da faktör oluyorsun. Mayıs ve Haziran'da yarış kazanıyorsun. Bir de Temmuz. Bu gerçekten çok zor. O yüzden Fuglsang'ın 3. haftası çok büyük problem olacak. Ve Jursan yaşamaması gerekiyor. Yani bisiklette bizim hep kullandığımız, işte Eurosport yayınlarında çok kullanılır. Yine senin çok kullandığın bir tabirdir. Yani kötü gün geçirdiğinde, patladığında bir gün turu kaybedersin. Ondan sonra Fuglsang bunu yaşamaya çok müsait isimlerden biri. Bir başka müsait grup da bunu Fransızlar. Evet. Jursan, Roman Bardet ve Thibaut Pinot. Jursan deyimini, yani bu Fransızca bisiklet terimini en çok denk gelenler de genelde Fransızlar oluyor. Dediğin gibi. Ama daha 11 gün önceden, yani cumartesi işte 6 Temmuz'da başlıyor Tour de France. 11 gün önceden L'Équipe bir dosya yaptı. Onlar da bu sene o sene bir dosyası yaptılar. Ya hep dosyası yaptılar. Onlarda hani Froome yok. Senin ilk girişte söylediğin gibi. Bu kadar problemli bisikletçi var. İşte Dumoulin yok. Şey gelmedi. Roglic yok. Hani Giro'ya gittiği için. İşte Nibali Giro'dan geliyor. Yorgun. Landa Giro'dan geliyor yorgun. Derken acaba Quintana eski günlerinde değil, acaba artık Bardet ve Pino olabilir mi? Parkura bakıyorsun. Aslında şöyle baktığında Pino'ya sanki biraz daha uyuyor gibi. Yani şundan dolayı söylüyorum bunu. Pino nispeten zamana karşı da Bardet'e göre biraz daha fiziği uygun olduğu için biraz daha iş çıkarabiliyor. Bireysel zamana karşı da. Her ne kadar da uzman olmasa da. Bir de Bardet sanki bu sene form olarak bir tık aşağıda gibi geliyor bana. Ama yanıltılabilir bu. Tour de France'a kendini çok daha iyi hazırlıyor olabilir. Mesela bir tane Sierra Nevada'da kamp yaptılar. Geldi bir Dauphine yaptı. Tekrar kampa gitti. Yüksek irtifa kampına. Biraz radar altı gidiyor. Radar altı gidiyor ve şeyde katılmadı Fransa şampiyonasına. Ben nasıl bu yarışta etkili olamam, profil bana uymuyor diye. Yani kendini tamamen Tour de France'a nasıl bırakmış durumda. O açıdan öngörmek zor. Bence takımında şey problemi yaşadı. Pierre Roger Latour'un olmaması onun için önemli bir eksik olacak. Yani dağlarda bir önemli domestikten bir Fransız yokuşundan mahrum olacak. Pinot'un ise takımı o anlamda biraz daha destekleyici olabilir. Ama ya sanki bana yine olmayacakmış gibi bir his geliyor. Podyum yapabilirler ama o şampiyonluk meselesinde şöyle bir sıkıntı oluyor. Bir noktada sıcak ve üst üste bazı yokuş etapları Pinot'u bir geriye itebiliyor. Ve baskı. İkisi için de geçerli bu. Bardet için de Bardet böyle o da çok yüksek yokuşlarda iyi bir isim. Ama sanki onu da takım zamana karşı ve bireysel zamana karşı da önemli zaman yiyecekmiş gibi hissediyorum. Ama tamamen bunlar tabii ki öngörü, yanılabilirim de. Her zaman Tour de France'a yanılabilirsin. Peki %100 objektif tahminimi söyleyeyim mi ben? Söyle. Ben sana sorayım. Pino mu Bardet mi inancım? Az önce %100 bir Fuglsang sevgimden bahsetmiştim ama Fuglsang benim en sevdiğim bisikletçi değil. Thibaut Pinot benim sana en sevdiğim bisikletçi. Sen sempati duydun bir isim Fuglsang. Aynen. Evet. Thibaut Pinot benim favori bisikletçim ve 2019 sonrası bisiklet turunu Thibaut Pinot kazanacak buradan. Bu kameraya da söylüyorum. Bahis oynamayın. Kötülüktür ama bahis oynarsanız Thibaut Pinot'a yatırım yapabilirsiniz. Bence kazanacak ama Thibaut Pinot'un da şöyle bir tarafı var. 4. etapta bu videoyu iptal edebilir. Yani 5. etapta La Planche'de Belfi'de mesela patlayabilir. Takım zamana karşı da patlayabilir. Pinot'a güvenmeme sebebim benim. Aslında Planche'de Belfi tanıdığı bir coğrafya.
doğduğu coğrafyada başlıyor Fransa Bisiklet Turu'nun ilk yarı bu sene. Ama Pino'nun sorunu hep 3. haftaları iyi çıkarıyor. Yarışın başlarını kötü yapıyor. Yani Pino hep geriden başlıyor yarış. Hep 14. günde, 12. günde yarışta 2,5 dakika geride oluyor. Sonra da biz sonda Pino geliyor, Pino geliyor diye seviniyoruz. Bu sene başı iyi geçirirse, hatasız giderse, iyi olduğu günlerde de kötü olduğu günlerde de sakin kalmayı başarırsa faktör olabilir. Çünkü Pino'nun sorunu sadece kötü olduğu günlerde değil, iyi olduğu günlerde de o kadar agresif oluyor ki. Bu sefer ertesi güne yani, bir şey kalmıyor. 3 haftayı ayarlamakta zor. 2 yol var bence. Bir tanesi baskıyı bertaraf etmek için. Çünkü şöyle bir şey olabiliyor. Baştan da iyi gidersen yani her gün ekiple çıkıyorsun. Her gün basındasın. Bunu şey yaşamıştı hatırlıyorsan. Tomo Vogler yaşamıştı. Evet. Jean-Christophe Perrault biraz yaşamıştı. Ki Pino o sene 3. olmuş. 2014'te Nibali'nin arkasından Perrault 2, Pino 3 olmuştu. Ama şeyi de mesafeyi de çok bırakmadan gitmesi lazım. Yani Pino işte 3-4 yukarıda kalacak. Zamanı karşısında çok yara almayacak. Çünkü son hafta o kadar zor ki. Yani o kadar zor yokuşlar var ki. 3 gün arka arkaya tırmanış. 18-19-20. etaplar en zaten son sözü tabii ki onlar söyleyecek. Her zaman öyle ama bu sefer acayip bir üçlü var çünkü Alpler'de. Eğer Pino oraya kendini doğru saklayabilirse sanki bana geriden ama çok mesafe bırakmadan yani çok umudunu yitirtmeyecek bir şekilde olması lazım ki böylece bir etap galibiyetine gitmeye çalışmayacak. O zaman olabilir. O zaman dediğin gibi Thibaut Pinot şampiyon diye 3 haftanın sonunda program yapabiliriz seninle. Ondan sonra Fransız Dejeuner mayosu isteriz sana özel bir tane Pinot mayosu. Rezil ettim ben de kendimi ama. Yok yok. Alaka. Yani niye? Olabilir tabii ki. Yani Nibali'nin 2014 şampiyonu kim bekliyordu? Çok az kişi. Herhalde yani bahis oranlarına o zaman baksak geri dönsek yani çok yüksektir falan. Paolo oynamış. Slongo bekliyordur. Nibali'nin annesi bekliyordur. Mutlaka. Nibali'nin kendisi bekliyordur. Tabii ki 5. günde Froome gittikten sonra şansı vardı ama yarışın başında şansı yoktu. Tabii ki. Ama mesela ilk favorilere baktığında çünkü çok formda bir Contador gelmişti. Çok formda bir Froome var. Başka isimler de vardı. Yani ilk listede sayılmıyordu bile Nibali. Çünkü yani burada Nibali kötü bisikletçi olduğu için değil. O sene Tour de France şampiyonluk adaylarında baş adaylardan biri değildi. Şimdi burada da Pino aynı şeyi yapabilir. Dediğim gibi bazı şartların oluşması lazım gibi geliyor bana. İkinci yolda baştan planşla Belfield'i alıp baskıyı bu sefer göğüsleyebilmeyi başarmak olacak. Evet, o mesela bana daha zor geliyor. Sen de bana daha zor geliyor bana. Eğer mesela son 3 etaba Egal Bernal'le kalırlarsa Bernal Pino'yu yenebilir. Ama mesela son 3 etaba Geraint Thomas, Fuglsang, Pino kalırlarsa Pino 3 tane arka arka tırmanış etabında bu ikiliyi götürebilir. Katılıyorum işte o yüzden rakipler de önemli. Yani. Rakipler parametre zaten olarak çok önemli kaldı. Peki parkurdan bahsedelim abi. İstersen sonra çünkü şeye geçelim. Tamam. Sagan, Cavendish burada olmasa da Cavendish ve şey Alaphilippe gibi karakterlere gelelim. Kısaca bir parkur analizi alalım senden. Çok yüksek irtifa olduğundan söz ettik zaten. Aynen. Ya tanım bu. Brüksel'de başlıyoruz bu sene. Çünkü Tour de France'ın 1969'da Eddy Merckx ilk defa kazandığında Fransa bisiklet turunu. Onun 50. yıl dönümünü kutlama, onu onur etmek için yapılıyor. Sonra 4 defa daha kazanıyor ama ilki çok önemli, 69 ve onun 50. yılına denk gelmesi sebebiyle Brüksel'den başlıyor. Çok da güzel bir etapla başlıyor bu arada. Hafif yarı klasik, evet. Müre gidiliyor Gerasbergen'e. Bosberg'de geçecek bu ikili ama daha etapın başlarına geçileceği için çok büyük etkisi olmayabilir. Sonra ikinci gün takım zamanına karşı var, çok önemli. Orada zaten bir genel klasman şöyle bir çalkalanacak, bir kendine gelecek, bir silkelenecek. Genel klasman favorileri bir öne çıkmaya başlayacaklar. Bence en kritik bölümler Tourmalet zirvesinde biten. Biliyorsun, Planche de Belfield'i zaten bahsettiğimiz için söylemiyorum. 5-6, 2 tane tırmanış. 6'da Planche de Belfield var. 6. etapta Planche de Belfield var. Bir de Pirenelerdeki Tourmalet zirvesinde bitecek kısa etap. Çok önemli bir gün o. Sonra zamana karşı var zaten. Şeyde Pau'da. O da çok kritik bir etap doğal olarak. 27 kilometrelik. Ve en sonunda dediğimiz 2000 metrenin üzerinde 4 veya 5 yokuşun geçici. Aynı gün 3 tane Galibier'in de olduğu 2000 metre üzeri irtifada yokuş geçilecek. 3 tanesi zirve finişi, biri işte Turmale ondan sonra. Yani 2000 metrenin üzerine toplam 7 yokuş var. 3'ü zirve finişi olacak. Hepsi de 3 tanesi de aynı gün geçilecek ve bunlar gerçekten çok zor şeyler fiziksel olarak. Ve aralara işte dediğimiz gibi kolay etaplar da yok. Mesela işte Nîmes etabı var. Mistral rüzgarının esebileceği. Ondan galiba 2 gün önce Albi etabı var. Bir geçiş etabı. Orada da Tramontan rüzgarı var. Yani Kuzey Batı'dan esen çok sert bir rüzgar. Oksitani bölgesinde. Dağıtabilir bütün pelotonu. Ve yani çok açık alandan da geçecekler. Ağaçların olmadığı. O etaplar da önemli rol oynayabilir. Mesela Belçika'da başlayacak bu ikinci etap. Şey zamana karşı değil de üçüncü etap pardon özür dilerim. Binç'te başlayıp Epernay'a gidecek. Şampanya bölgesine. O da mesela rüzgarın olabileceği bir gün. Yani daha o günden mesela bir kazanan belli olmayabilir. Her zamanki klişe deyimli ama Tour de France'ı
geri kalacak, o podyum hayalinden geri kalacak isimlerden bazılarını görmüş olabiliriz. Ve yani son yıllarda Tour de France parkurunun nasıl düzenlendiğini de buradan görüyoruz. Güvenoyla Prudhomme burada son yıllarda biraz değiştirdiler parkuru. Rüzgarlı etapların seyri ne kadar arttırdığını fark ettiler. Çünkü dümdüz bir etap bir anda 60 kilometre kala ortadan bölünebiliyor ve farklı bir profile gidebiliyor. İkincisi zamana karşıları azalttılar çünkü Sky ve Ineos'un dominasyon kurmasını istemiyorlar. Sadece 27 kilometrelik bir bireysel zamana karşı var. Poğda, Tourmalet'den önceki gün senin bahsettiğinde. Üçüncüsü Tourmalet gibi ikonik bir tırmanış. 20 kilometrelik Fransa Bisiklet Turu tarihinin en büyük tırmanışlarından birini 117 kilometrelik kısa ve patlayıcı bir etapın içine koydular. Çünkü insanların Tourmalet bisikletçilerin yorgun gelmesini istemiyorlar. Tourmalet'e tam zinde gelsinler versinler, ve patlatsınlar Tourmalet'i istiyorlar. Üçüncüsü dediğim gibi yani rüzgarlı etaplar önemli. Zamana karşıları azaltmak önemli. Kısa ve patlayıcı bir etap koyuyorsun. İlk haftaya bir tane yarışın karakterini belli edecek bir tırmanış koyuyorsun La Planche'de Belfi'ye. Beyler bacaklarınız ne durumda? Aynen. Siz kimsiniz? Takımınızın lideri kim? Movistar'da kim çıkacak? Bu soruları cevaplandırıyorsun ve son haftada 3 tane tırmanışla patlatıyorsun ortada. Yani süper. Gerçekten genel parkur olarak çok güzel parkur. Thierry Gouvenot geldiğinden beri zaten o parkur belirleme ekibinin başına geldiğinden beri eski bir bisikletçi ama çok yani süper kariyeri olan bir isim değil ama Fransa'yı çok iyi biliyor. Yeni yollar bulmaya başladı. Bu işte Paris-Roubaix'i Paris-Roubaix yapan bazı yolların bulunması gibi zamanda 60'larda 70'lerde. Christian Prudhomme'la beraber çok iyi çalışarak Thierry Gouvenot hakikaten işte o Vosges'daki, Jura'daki dağları kullanmak, bu tip böyle ara minik yokuşlu etaplar yapmak, kısaltmak 110 kilometre, 115 kilometrelik yokuş. İşte Tourmalet biz normalde Tourmalet nasıl yapılıyordu? O ölümcül dörtlü kullanılıyordu Pirenelerdeki. 1000 kilometre süren bir gün. 210 kilometrelik, 190 kilometrelik etap. Hatırlıyorsun 2010'da Schleck Contador tamam tartışmalı bir sene ama beraber hani Schleck'in atak yapacak artık mecaya kalmamıştı. Beraber bitirdiler yani Contador'un istediği şekilde o sisli günde. Ama bu sefer Tourmalet öyle olmayabilir. Bu sefer bambaşka şeyler olabilir. O yüzden çok heyecan verici bir profil olduğunu söylemek lazım. Her şey beklenebilir bu sene Tour'da Fransa'da. Bu arada yani son bölüme geldik artık yavaş yavaş kapatacağız. Sprinterlerden çok bahsetmedik belki ama istersen şöyle bahsedelim. Mark Cavendish olmayacak. 30 Tour'da Fransa zaferi olan. Fransa bisiklet turu ve bisiklet tarihinin en büyük sprinteri. Artık bunu herkes söylüyor. Sadece biz söylemiyoruz. Evet. Hastalığı vardı son 2 yılda zaten. Bir virüsle boğuşuyor. Ondan sonra o virüsten tam kurtuldu ama bir türlü forma giremedi. Bu sene neredeyse ilk 10'da bitirdiği yarış yok baktığınızda Mark Cavendish'in. Takımı Dimension Data onu almamayı tercih etti. O yüzden Marcel Kittel zaten yok. Çünkü son yıllarda o depresyonla ve kötü performansla boğuşuyor. Cavendish yok. Kittel yok. İşte Dylan van Groenewegen gibi, Elia Viviani gibi isimler var ama yani biraz radar altı bir sprint mücadelesi olacak. Ya o meşhur kraliyet sprinti dediğimiz işte Greipel, Cavendish, Kittel belki sonradan eklenen bu isimlerden ne yazık ki mahrum olacak. Ya Greipel var ama o da eski formunda değil. Yani yine girecek bir sprintleri Arkea Samsic'te. Yani Lotto Soudal'deki gibi tüm takımın ona hizmet ettiği bir ekipte de değil. İşte Warren Barguil var mesela bu takımda. Hani yokuşlarda atak yapacak ve Fransız takımı olduğu için sonuçta bir Fransızlara önem verecek bir ekipte Greipel'de. Caleb Ewan dediğin gibi öne çıkacak. Dylan Groenewegen en formda gözüken o. Şeyde Jumbo Visma'da. Ve yavaş yavaş üzerine koyarak geldi. Aynen, aynen formda. Üstelik geçen sene son etabı da almıştı hatırlayacaksın. Yani en büyük adaylardan biri. Bir de Elia Viviani var. Jokerik Quickstep'te. Yani bu anlamda baktığında bu sprinterler arasında geçmesi bekleniyor. Açıkçası sprint etabı olarak geçmesi beklenen bazı etaplar da bu kadar sprinter ağırlığı olmadığı için kaçışlara gidebilir mesela. Böyle şeyler de bekleyebiliriz. Ya da sprint trenleri kontrol edemeye de bilirler. Çünkü bazı tricky yani böyle yanıltıcı etap sonları da var. Sprint etabı gözüküp. Kime gidebilir o etaplar? Sagan'a. Sagan'a kesinlikle gidebilir. İşte Edvard Boasson-Hagen gibi daha böyle aslında top sprinter gözükmeyip işte Dimension Data'da mesela Boasson-Hagen daha öne çıkacak. Bazı hani Cavendish'in yokluğu bir kere bir yıldız eksikliği anlamında önemli. Hani sadece mikrofonlara konuşmasıyla bambaşka bir hava katan bir isim. Yarışta olmasının yanı sıra. Yani o anlamda ben üzüldüm açıkçası. Bir de formda olduğunu söylüyorlardı. İşte formda geldiğini işte birçok Adam Blythe falan da yazdı. Hani onu yakından tanıyan bir isim. Hani kendini çok iyi toparladı ve hazır geliyordu dendi ama gelemedi. O kötü oldu bence bir de. Hani bazen sonuçta problemli olabilir, hasta olabilir. O yüzden olmayabilir. Ama iyi durumdayken gelemiyorsa o kötü oldu. Onun gerçekten üzücü. Peter Sagan da formsuz bir yıl geçiriyor ama bunu da çok büyütmemek lazım. Çünkü Peter Sagan'ın formsuz olarak geçilen yılın derecelerine baktığımızda birçok bisikletçinin kariyer senesi oldu. Evet. Yani Paris-Roubaix'de son bölüme kadar geldi. Ronde'de uzun bir süre tepedeydi. Strade Bianche, pardon düzeltiyorum, Milan San Remo'yu finish'te kaybetti Alaphilippe. O yüzden aslında Peter Sagan standartlarında kötü bir sene ama Peter Sagan yine de Peter Sagan. Yani kendi standartlarının altında olsa bile buradan 3 tane etap zaferiyle ve
yeşil mavi çıkarsa şaşırmayalım. Bu kadar dedik yani işte demin de konuştuk. Sağ sprinterin az olduğu ya da işte o tabii ki buradaki isimler de hakimiyet kurabilirler bu arada bahsettiğimiz Groenewegen, Viviani veya Caleb Ewan gibi ya da başka sprinterler ama hani genelde Sagan'ın daha Kan Kokusunu alabileceği bir sprint kadrosu olduğunu söylemek lazım. Yine Yeşil Moya'yı sanırım alacak yani. Eğer bu problem yaşamazsa. Alır o Yeşil Moya'yı. Yani bu şu an şey çok uygun. Aynen. Şu anki kadro çok uygun. Yani eskisi gibi böyle işte Kristoff gibi formda bir ara etaplara saldıracak bir isim de onun yanında hani çok olmayacak gibi gözüküyor form olarak. Bir yandan da Alaphilippe'le onların çekişmesini merak ediyoruz. Wout van Aert oraya eklenir mi? O önemli konulardan bir tanesi. Yani ilk defa Tour de France'da yarışacak ama öngörmenin zor olduğu iki kişi olduğu için söylüyorum. Mathieu van der Poel da gelseydi aynı şeyi konuşabilirdik. Wout van Aert da sprint finishlerine arada girebilir. Ama o daha çok muhtemelen Groenewegen'e yardımcı olacağı için Jumbo-Visma'da. Belki ara böyle Sagan-vari etaplarda Sagan'a sorunu yaşatma durumu olabilir. Ya da rüzgarlı etaplarda. Rüzgarlı etaplarda. Çünkü rüzgarı iyi o da kontrol edebiliyor. Aynen. Böyle mesela bir tane etap canlandırıyorum kafamda. Var bir iki profil. İşte Alaphilippe, Wout van Aert, Sagan beraber geliyorlar. Çok acayip finişler olabilir yani. Alaphilippe'i de yani zaten müzik programları da konuşuruz burada yaptığımız şeylerde. Alaphilippe de yine Dağların Kralı Mayosu'nun en büyük adayı ve fantastik bir bisikletçi olarak yani Lecon'un Quickstep'e zaten sözleşme de uzattı. Çünkü Patrick Lefebvre'in bir sevgilisi artık. Yani Patrick Lefebvre ona bir aşık. Sadece onun patronu bir öyle. Aşık. Çünkü gerçekten bisikletin Sagan'dan beri gördüğüm Mathieu van der Poel'le birlikte en büyük yetenek, bireysel yetenek baktım. Bu senin herhalde en iyi bir iki bisikletçisinden biri. Evet, en iyi bisikletçisi bile diyebilirim. Yani Milan San Roma'yı aldı, şeyi aldı. Bir tane daha klasik aldı. Flash Velon'u aldı. Flash Velon'u aldı. Üstüne üstlük ne kadar formda olduğunu da gördük. Ve yine Dağların Kralı Mayosu için en büyük favorilerden biri. Orada ilginç bir Dağların Kralı Mayosu çekişmesi olabilir. Barguil bisikleti bırakma noktasına geldiği anda Fransa şampiyonasını kazandı geçen hafta. Ve çok iyi gözüktü ilginç bir şekilde. Barguil orada devreye girebilir. Yani Dağların Kralı Mayosu için diyorum. Nibali genel klasmanda bir bakacağım dedi duruma. Eğer orada umduğunu bulamazsa Dağların Kralı'na odaklanabilir. Böyle Pointier Mayo'da da farklı bir mücadele izleyebiliriz. Alaphilippe daha az daha fazla rakip bulabilir. Peki çok teşekkür ediyorum Caner Adar. Ben teşekkür ederim. Burada geniş bir Tour de France preview yaptık. Biraz 30 demiştik. Murat Gül'den de burada özür dileriz. 36'yı bulduk. Biz de özlemişiz ya. Biz sohbetini bayağıdır edemiyorduk o yüzden. Kaçış grubu programında ilk programımızı da yaptık efendim. Beğendiyseniz arkadaşlarınıza, ailenize, yakın akrabalarınıza bizi tavsiye edebilirsiniz. Bu ayki dergiyi de unutmayalım. Aynen öyle. Tour de France içinde de burada olacağız. Ve bu ayki dergiyi de almayı unutmayın. Dergi şu anda masamızda yok belki ama kitaplarımız var. 10 sayfalık bir Fransa bisiklet tur dosyamız var dergide. Geraint Thomas röportajı, turun favorilerini, sprint adaylarını işlediğimiz Edward Pickering dosyası. Bunun yanında da Emre Gürkaynağ'ın hazırladığı, Alp Dostu ile birlikte hazırladığı Fransa bisiklet turu infografi dergimizde. 10 sayfalık bir Tour de France dosyamız var. Cavalli Leonard'ın kapakta olduğu, Toronto Raptors'ın kapakta olduğu bu sayıda. Belki bu program yayınlanana kadar Cavalli Leonard Toronto'da olmayacak ama bizim kapağımızda olmayı sürdürecek. Bizi hem YouTube'da hem de dergi olarak takip etmeyi sürdürün efendim diyoruz. Çok teşekkür ederim tekrardan. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.